Merhaba, bugün e, benim gençlik yıllarımda neredeyse hiç bilinmeyen, son onlu yıllarda aslında bilinmeye başlayan bir tablodan bahsetmek istiyorum. Bunun çocuk versiyonunu çok iyi biliyoruz, hatta fazla iyi bilir haldeyiz. Erişkin tipi dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğundan bahsetmek istiyorum. Şimdi bu, bu çok müthiş gözden kaçan ve kaçmaya devam eden bir haldir. Ee, biz onun çocukluk tipini biliyoruz işte, e, hani o çocukların çok hareketli oluşlarını, bazen sadece dikkatlerinin bozuk olduğunu, bazen hem dikkatlerinin hem konsantrasyonlarının bozuk olduğunu, e, komut almakta zorluk çekişlerini, bazen hani bu özellikle dikkat komponenti önde olduğunda öğrenme güçlüklerinin oluşunu, kendilerine fiziksel zarar verişlerini daha dürtüsel oluşlarını, işte ergenlikte daha uygunsuz e, cinsel eylemselliğe, kendini tehlikeye atacak demek bu uygunsuz e, alkol madde tüketimine yönelik daha e, risk altında olduklarını biliyoruz. Fakat hikayenin bir de erişkin versiyonu var. Bu son onlu yıllarda ortaya çıktı. Çünkü sıklıkla şöyle idi geçmişteki algısı. Ee, çocuklukta yaşanan bir dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu varsa bu yıllar içerisinde işte yavaş yavaş hale yola döner. En fazlası biraz hareketsiz, hafif dikkatsiz olursunuz. Şimdi hikaye bu kadar yumuşak değil. Onu anladık erişkinlik yıllarında. Çocukluk çağında erkek çocuklar dikkat eksikliği ve veya hiperaktivite bozukluğunda... 6 kat daha risktedirler. Fakat erişkinliğe geldiğimiz vakit şaşırtıcı bir şekilde bu birbiriyle olan dengesini yaklaşık bir biçimde tutuyor. Yani kadın erkek oranında çok ciddi bir fark görülmüyor. Ve verilen toplumsal oran %3-4. Epey yüksek bir orandan bahsediyoruz. Şimdi hani sonu hastalığı, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu ya da hastalığı dediğimiz bir tablo. Burada niye biz hastalığı diyoruz? Çünkü aslında bu tablo aynı zamanda nörolojik ve genetik olarak muhakeme edilen tablolardan biri. Yani genetik yatkınlığın çok olduğu ve böyle daha nörobiyolojik değişikliklerle de bağlantılı olduğunu bildiğimiz bir tablo. Burada üçe ayrılan bir tablo. Bunların iyi anlaşılmasını istiyorum çünkü aslında ne olduğumuzu anlamayı engelliyor şimdi. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu. Bir sadece hiperaktivitenin olduğu, yani dikkatle ilgili bir komponentin olmadığı ama buna neredeyse daima dürtüselliğin de eklendiği tablo var. Bu bütün grubun yüzde kabaca 15'i. Yani onlar kıpır kıpırdırlar, sürekli hareketlidirler, dürtüseldirler, çok kaza yapabilirler. İşleri böyle adli işlere falan fazla karışabilir. Alkol, madde, işte sürdürülemeyen uzun ilişkiler bunların daha yoğun olduğu bir gruptur. Hiperaktiviteyle ilgili bir derdin ya da belirtinin olmadığı dikkat eksikliği olan grup. Onlar ise daha... Daha sakin, daha duruan ama böyle bir türlü bir işi başlayıp bitiremezler. Sonra bakarsın ilgilerinin olduğu bir alanda acaba dikkatim mi eksik diye düşünürsün. Yok dersin yani aslında sevdiğim işleri yapmakla ilgili bir dikkat sorunum yok. Oysa ki ilişkin olmak hali sevmediğimiz ya da az sevdiğimiz işlerde de lüzumu kadar konsan, konsantrasyon performansı göstermeyi belirler. Bir de o çok sevdiğimiz işlerde de çok hızlı dikkatimizin zıpladığını... O sevdiklerimizin yer değiştirdiğini görebiliriz. Yani biz işte derslerle aramız iyi değildir ama tarihtir bizim ilgimiz. Olağanüstü bir konsantrasyonla tarih içinde olabiliriz. Acaba dikkat eksikliği miyiz diye düşündüğümüzde hayatın diğer alanlarındaki bu başlama bitirme, organizasyon becerisi, dikkat eksikliklerinin belki en sıkıntılı alanlarından biridir. Yani bir türlü bitirip Evden çıkıp gidememe, yapılanamama, bunun hayatın yaygın performansında işlevi bozduğunu görürüz. Büyük grup ise dikkat eksikliğinin ve hiperaktivitenin ve ona eşlik eden dürtüselliğin olduğu grup. Şimdi burada şiddetler var. Çocuklukta olduğu gibi erişkinlikte de düz duvara tırmananlar var. Çocuklukta olduğu e gibi erişkinlikte de hiçbir şeye konsantre olamayanlar var. E aslında herhangi bir kararı veremeyen ve verdiği kararı devam ettiremeyen, hayatı geç kalmalar, yani hangi komponentin biraz daha baskın olduğuyla ilgili, hani bir yandan böyle bakarsanız hafif bıçkın, hareketli, başı belaya karışan biri de olabilir. Baskın komponent önemli konsantrasyonu çok bozuk olan biri de olabilir. Bu ikisinin bir arada olduğu tabloda da böyle bir baskınlık hali vardır. O yüzden önce bir kendimizi ayırt etmemiz lazım. Yani bizde dikkat eksikliği var mı yok mu diye. Yani dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun psikiyatri literatüründe ve psikiyatri tanı skalasında e, belli kriterleri var bunların değerlendirilmesi lazım mutlak bir biçimde ben herhangi birinin kendisine e, primer olarak e, bu tanıyı koymasını çok doğru bulmam yani eğer kendi ile ilgili böyle bir tasası var ise bir yardım alma yoluna gitmeli diye düşündüğüm hallerden bir tanesidir bu çünkü tehlikeye maruz kalma halini çok içerebilir aynı zamanda yani dikkatimizi yönetmek ve aslında fiziksel kondisyonumuzu ve dürtülerimizi nasıl yöneteceğimizle ilgili çok uzun bir yolculuğa ihtiyacımız vardır. Bazen ise baya medikasyona ihtiyacımız vardır. Bunların hani o tablonun nörobiyolojik olduğu hiçbir zaman gözden kaçmamalıdır diye düşünüyorum. Yani bu bir çünkü sıklıkla çocukluktan başlayan bir hikaye olduğu için huy kimlik olarak tarif edilmeye başlanır. Yani daha e, böyle antisosyal tavırlı hareketler görebiliriz biz ortada ama resmin bütününe baktığımızda e, o duramamakla ilgili bir hal vardır. Hiperaktivite ve dürtüselliğin olduğu tabloda yani hani antisosyal figürler de aslında kural ihlal etmeye bayılırlar. Yani hani eni konu orada dayanamadığın için bir dikkat eksikliği işte ne o yan yolların adı emniyet şeridine girer ve pişmandır, huzursuzdur ama çocuksu bir biçimde de o hareketi yapar. Ama bir antisosyal için oraya girer onun hakkıdır zaten. Eğer karşısında da bir polis çevirmesi olursa kardeş bakanlıktayım der geçer. Yani i̇kisinin arasındaki temel fark bu. O yüzden bazıları bu performansı çokça aşağıya çeken tablo sebebiyle profesyonel hayatında da, duygusal dünyasında da epey dert yaşayabilir. Şimdi e, bir soru gelmişti. İki dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu evlenebilir mi? Tabii ki evlenebilir. Yani bayağı eller havaya bir hayat yaşarlar muhtemelen. Epey de zorlukları o. Çok fazla onlar birbirlerine çok çekici gelmezler bu arada. Altını çizmem lazım. Yani çok az görmüşlüğüm var bu ikiliyi çünkü bir, bir, biri gaza bas derken öbürünün neredeyse daima öbürüne doğru çekilişimiz frene bas diyendir. O yüzden çok iyi bir ikili, eğlenceli bir ikilidir. Bunun altını çizmek lazım. Hani böyle aslında herkesin belki tanıdığı benim var tanıdığım çiftler. Ahbap olarak da var. Yani tatlı bir eğlenceli halleri vardır. Ebeveynlik meselesi de zorluk var. Bu tabloyu iyi anlamak lazım. Yani ebeveynlerden biri dikkati az, diğeri hiperaktivitesi çok olabilir. İkisi de hiperaktif olabilir ve aslında bir çocukla olan ilişkiyi, herhangi bir ilişkiyi süreyen bir biçimde istikrarla, düşünceler oradan oraya zıplamadan dinleyebilmekle ve yönetebilmekle ilgili zorluk olduğu için evet zorlu olur yani organizasyon becerisiyle ilgili zorluk Çünkü ebeveynlik bunların hepsini istiyor. Yani bir arada olmakta çok dert yok ama ebeveynlikte bir tık daha dert var diye düşünüyorum. E, gayet başarılı insanlar var. Yani dikkat bozukluğu olan, e, hiperaktif de bozukluğu olan ve dürtüsel olan yahut ikisi de bir arada olan bütün tablo olan. Çünkü e, kimi zaman aslında insanlar epey yüksek mental performans, zeka ve gayretle bu aradaki açıkları kaparlar. Yani ciddi dikkat eksikliği olup çok başarılı akademisyenler vardır. Zorlanırlar. Yöntemler öğrenirler ve tabii hani dikkat eksikliklerinin çok ilgi duydukları alanlarda hiperfokus olmuşlukları da vardır. Bu böyle artı bir değer de katabilir hatta ilişkiye. Şimdi ilişkilerde, romantik ilişkilerde DBS olan, dikkat eksikliği olan biriyle partner olduğunuz vakit orada daha ziyade aslında bir türlü toparlanamayan, ciddi organizasyon sıkıntıları olan, başladığı işi bir türlü bitiremeyen, işte masanın başına oturan bir iş yapan yapamayan, oradan başka bir yere doğru giden, dikkati çok hızlı dağılabilen, sanki 360 derece uyaran hani İnsan ee, insan gün içinde eliye eliye aslında 20 tane uyarandan kaçamıyorsa dramatik komik bir örnek verdim. Onlar e, 200 uyarandan kaçamazlar. Yani biz 20 uyaranla sistemi öncellemeye, öncelik sıralaması yaratmaya çalışırken e, dikkati eksik olan biri 200 tane uyaranı sıralamaya çalışır. Çünkü aslında temel meselelerden biri de öncelik, önceliklendirmek. Yani ...eni konu konsantrasyon iyi olduğunu gösteren üç tane temel mesele vardır. Bir iyi organizasyon performansı, iki iyi öncelleme ee, yani öncelik sıralaması yapma ve e, devam edebilme. Bunlarda da derdi olan bir partnerle yaşayacağınız dertler neyse onu yaşarsınız. Şimdi burada üzücü olan şudur, bu toparlanabilme ihtimali olan bir tablodur. Yani sadece ben zaten böyle biriyim, huyum budan başka bir şeydir. Ve çok çok küçüklük yaşlarından beri olduğu için de anlaşılması zor olur. O yüzden anlamaya çalışalım. Hiperaktiviteyi anlamak daha kolay. Bir dürtüselliği anlamak. Ve o aslında tabii e, sadakatsizlikler ihtimalinin yükselmesiyle başlayan bir senaryoyla ilişkilere zaten damardan girer. Hani o hiperaktivite ve dürtüsellik neye dürtüselsin? İstediğini ertelemeksizin ve e, muhtelif riski yaşamsal, duygusal, finansal riski e, dikkate almadan hızlı hayata geçirmek istiyorsun. Yani para kaybedebilirsin. E, fiziksel kayıpların olabilir. Sadakat kaybedebilirsin. Alkol ve madde kullanımıyla ilgili ertelenemeyen dürtülerle ilgili bayağı büyük kayıpların söz konusu olabilir. O yüzden lütfen bunu bir hani kendi hayatınızı muhakeme edin. İşlevin bozuk olması zaten hani bu sebeple kayıpların olması, dolayısıyla işlevin devam edememesi zaten mutlaka yardım almakla ilgili bir çağrıdır. Az biliyoruz ve az tanıyoruz. Biz de yeni tanıyoruz. Fakat tanınabildiği vakit insanın hayatına katkısı ve yol alabilme şansı olan bir tablo. Şimdi dikkat eksikliği e, ve hiperaktivite bozukluğu ve dürtüselliği olan bir ebeveynin çocuğu olmak diye bir durum var. Burada e, hepsi farklı farklı ebeveynlikle ilgili zorluklar yaratıyor. Bir kere dürtüsel bir ebeveyn zordur çünkü aslında hani çocuk kendisine ait olan o dürtülerini yönetmeyi öğrenmekle ilgili bir şey seyredecek, modeller seyredecek. E o modeller zaten kendi dürtülerini erteleyemiyorlar. Bu durumda yani çocuk ya o ertelediği dürtülerle ebeveynin ebeveyni haline gelir. Çok erken olgunlaşabilir. Ee, hani o daha dikkat eksikliği, hiperaktivitesi olan ebeveynlerin çocuklarına baktığımızda bir grup yani annesini ya da babasını kimse korumaya... Tehlikelerden uzak kılmaya, sakinleştirmeye, yavaşlatmaya, ertelemeye çalışır. Erken olgunlaşırlar. Ya da aslında bir de üstelik genetik yatkınlık hikayesinin var olduğu bir durum olduğu için çocuk zaten genetik olarak yatkındır bu tabloya. Fakat burada şu oluyor: bir sürü ebeveyn çocuğunda bu tabloyu gördüğünde kendini fark ediyor. Bu ee, böyle aydınlanış gibi olur ve dolayısıyla aslında kendini fark ettiği vakit hem kendiyle hem çocuğuyla ilgili yol alma şansı oluyor. Baya e, çocuğunu seyrederken kendini fark ediyor ya da çocuğunu seyrederken dikkat eksikliği olan karşı tarafsa ve hiperaktivitesi onu fark etmeye başlıyor. E, bu çocuk için de çok kıymetli oradaki yardım alması gereken kişi için de kıymetli ama bana sorarsan bir sürü hikayede ebeveyn tutumunu pas geçerim ben. Ee, yani ebeveynliğin gün sonunda kişinin o kendi gustusuyla da çok teması olduğunu, zarar vermemenin çok mühim olduğunu altını çizerim. Ama bu tabloda e, yani dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ve dürtüsellikle ebeveynlik bir arada çok zordur. O yüzden bu tablonun kendine fark yani kendini fark etmesi gerekiyor. Ebeveynlik sürecinde öncesinde ve ebeveyn olarak Destek alması gerektiğini düşünüyorum.